acıklar. Bir saniye. Aa öpüşmüyoruz merak etme. Kuaförde gördüm ilk periyi geçen. Aa aynı kuaförde gidiyorsun. Hasan aynı kuaförde gidiyorsun. Ay öleceğim. Of sinirlerim çok bozuldu. Üstü mü üstü ya? Ay şampanya dökmüşüm. Gerçekten burayı veremiyorum. Arkadaşlar kim geldi? Gerçekten artık dilekler gerçek oldu. Hep Eyüp Sultanlara gittiniz, adaklar bağladınız. Benim mailboxlarımı kilitlediniz. Yemin ederim evin önünde bıçaklar çektiniz. Sonunda bu kızı cezaevinden çıkarmayı başardık el birliğiyle. Ve bu sarı örtünün üstüne getirdik. Evet. Vay ya. Kardeşim bu evet ne hasretmiş ya. Başla sana. Ceren'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda. Hoş bulduk. 2,5 aylık bir maceranın sonunda diyebilir miyiz? 2,5 aydan daha fazla değil mi ya? Gerçekten bu kanal açılmamıştı galiba. Daha fazla. Bu kanal açılmamıştı daha. Ortada hiçbir şey yoktu. Biz Ceren Moray diyorduk ve yani sonunda. Sonunda. Kardeşim Ceren Moray'ımız arkadaşlar. Bunun şerefine. Tutamadım daha o yeni bağır. Tıpkı Salih Bademcimiz gibi selam olsun kardeşimize. Alkolle geldi. Şampanyayla. Yani bunu artık burada patlatalım. Ya, dur ya şeyden sonra. Barometreden evet, sonra tamam, patlatalım. Sonra. Aynen. Ay kardeşim inşallah şu ürünü çıkarsın. O zaman bir anlamı olur. Çünkü ergenlerin efendisi de bunu patlatıyor. Çünkü öyleyse eğer ben bunu yani başka bir konu koyup barometreyle başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım kardeşim İstiklal Caddesi'nde rahat rahat gezebiliyor musun? Ya da sokakta? Geziyorum ya. Senin mıntıkan Beşiktaş, Beşiktaş'ta gezemiyorsundur uydurma. Geziyorum yani. Geziyor, selfies falan. Bir iki tane oluyor. Geziyorum ya. Az önce Lian Remzi'nin yanında nasıl küçük düştüğünü anlatıyorum. Bu kadar mütevazi değildin kardeşim. Lütfen hemen o suratını şuradan yırt ve burada gerçekleri konuş. Evet doğru. Aynen gezemiyorsun. Peki. Lütfen saçmalama. Kardeşim ben gezemiyorum Ceren Moray diye. tabii ki buradan 10 puan olacak. Çünkü yani ortada bir gerçek var hakikaten. Yani benim bile rahat rahat nefes alıp Instagram DM'lerime bakamadığım bir yerde. Bir festivalde ödül kazandın mı? Ay var böyle bir risk. Ha? Yok. Var mı? Yok. Yok yok. Güzel. 5 puan. 5 puanı da buradan aldı. Evet. Sandı gerçekten çünkü tam öyle bir tip var. Hiç benim. Tam böyle bütün art house filmler falan geliyor. Hiç, aa hiç, nasıl ya? Hiç. Aa çok garip. Sevmiyorum. Kaç gerçek bir art house tutusundur senin çünkü. Her şeyinden. Tamam neyse dileyelim bundan sonra sen de istiyorsan eğer ki. İnşallah. Yoksa siktir Türkiye'de biraz daha. Kardeşim sen bana hep yurt dışı dile dersen ben onu daha hevesle dilerim. Eyvallah. Peki üçüncü soru. Evde kıyafet odası var. İyiyim ve meraklı bir tipsin. Hmm. Ay Hasan buna çok kızıyor. Hasan tamam cevap vermiyorum konuk yerine. Değil mi kardeşim? 5 puan aldın mı aldım burada? Aldım galiba. Bu bölümde bir tık utanmak mı? Niye öyle oldu? Oldu. Gururla giyme odam var aynen abi. Öyle çok da iyi bir oda. Giyinmeye meraklı. Aa deli misin ya? Şu üzerindekinin güzelliğine evet, bak. Evet. Var var. Bayağı da büyük bir oda. Ayakkabı köşe. Mükemmel. Ton sür ton. Çok iyi. Peki dizin Orta Doğu'ya satıldı mı? Satıldı. O hayat benim Sinemcim, satın. Sinemcimiz yine bizde arkadaşlar. Yine buradan evet. Gözde Mutlar fanlarına selam olsun. Hiç özlemedik sizi. Evet, Sinemcimiz, o Sinem yine burada. Peki bir magazinekine manşet oldun mu? Oldum. Aa neyle olmuş olabilir ya? Kocası hastayken bir adamla sarmaş dolaş diye. Aldatıyor mu falan tarzı bir haber. Ay ne iğrençler gerçekten ya. Ya inanılmaz bir de. Hatta artık şimdi size ne eniştenin sağlık durumundan bir de adam belki iyileşti. Antibiyotiğin son gününde belki. Niko nerede falan dediler. Ben de hasta yatıyor falan. Ay senin kafanız için. Kardeşim keşke kanserin ilk gününü yaşıyoruz. Bu kemoterapi sürecinin başındayız. Ay bu too much ha. Neyse artık bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama eşim Salkın falan beni akladı hep o magazin programında. Ya helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar Sinan lütfen geri bas kardeşim. Sinancığım lütfen. Lütfen Nilgün, hiç aydın. Nilgün, Yeşim, Salkın bunlar hep arkamdaydı. Nilgün, Belgün'ü geç Yeşim, Salkın helal olsun. Gerçekten helal olsun. Koca yürekli kadın seni savundu tabii burada. Kesinlikle öyle. Ulan helal olsun. Gene bak kadıncıdır ha. Kadıncı. Bittik ama korkulur mu? Yani tersi pis mi? Gerektiğinde. Tersi pis evet. Aynen. She has balls ya.
Güzel. Burada işte Cambly izleyenler. Epi yükleyenler şu anda bu kızın ne demek istediğini anladı. Peki manşeti de geçtik. Yer aldığın bir film 1 milyon seyirciye ulaştı mı? Yok artık. Yok artık 1 milyon olmadı. Ay sen yok artık da olağanüstü bir şeydin gerçekten. Şu an hatırladım lan. Evet, çok iyiydi. Aa evet. Şey yapmış olabilir. Bir küçük eylül meselesi. Bravo karşı. Bir küçük eylül meselesi yapmış olabilir. Yapmış olabilir. Emin evet, Altan evet. Değil. Bakıyoruz. Hop diğer Akyürek. Akyürek. Yapmadı ya. 4000. Aaa. Yapmamıştım. Kaç? 9000 mi? O var ya Allah gerçekten. O 60 kişinin Allah kahretsin. Peki diğer filmlerle birleştirip. Amca yine benim inanılmaz matematiğimin konuştuğu. Ben matematikçi olduğum nasıl belli ama çocuklar. O Ses Türkiye yılbaşı programına çağrıldın mı? Hayır. Ay nasıl olur ya? Ama buna çağrılmayınca puan almıyor musun? Maalesef bu ünlülük belirtisi olarak doğru, O Ses Türkiye doğru. Şimdi yılbaşı programı değil mi? Divalar hep. Devam ediyor mu? Var mı hala? Ediyor aynen. Ha, yok tabii bana ki. Bir şey demedim. Bu yılbaşında da çok değerli konuklar ağırlandı. Hmm. Çok güzel şarkılar aynen. Söylendi. Çok değerli seslere tıs yapılıp basıldı. Hepsine de selamlar, sevgiler ustalarımıza, kardeşlerimize. Peki, bir reklam yüzü oldu mu? Oldun. Aa, çikolata? Bir çikolata var ya, çikolata biz kremimsi bir şey. Bravo kardeşim, doğru söylüyor. Aa, Sinemciğim. Sinem yani. Burada önce otur, sansür yap Sinemciğim. Benden önceymiş, ben bilmiyorum. Evet, biz evet. Kremimsi bir şey. Eti Tutku! Bravo. Eti Tutku, açın bir tane yiyin benden. Bu reklam benden. Sinem ödeyecek parasını, bu reklam benden. Peki, sette kendi karavanın oldu mu? Yok. Zor. Oda. Ama odası şey, var. Aa senin odan var. Avluda hepimizin odası var evet. Ay ne tatlı hareket ya. Evet evet. Güzel sayılır, tabii ki bu. %100 sayılır. Tabii ki. Kapımda Ceren Moray falan yazıyor. Karşım karavan ya outdoor çekmiyorlar ne yapsınlar? Dekoru olan ne yapsın? Hı-hı. Alışık değiliz ki biz dekoru Utkucuğum. Tamam 20 puan da buradan aldı tabii ki. Takipçi sayısı geliyor. Ay kaldırıyorum vallahi. Kaldırıyorum. Ay Utkucuğum. Hadi ya. Ay Utku saçmalamayın. Ergenlerin efendisi gibi bir şey. Aynen. Takipçi sayı Instagram'da. Ay çok ayıp. Baksana sayı ya. Şey. 600 bir şey. 600 bir şey. Gerçekten. Ne olsun? 600 bir şey. İzleyeceksin ya. Takipçi sayısı. Ay var ya bu tatlı. Ben de öyleyim. Karşı sayı çok yanlış. 600 bin değil mi? 608 bin. 608 bin. Buradan 100 puan. Ergenlerin efendisi. Aa, ama en iyi ergenlerin efendisi. Bugüne kadar en iyi ergenlerin efendisi. Evet arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi 15 dakikadır bir de programdan önce yarım saat ekle bayağı açmaya çalışıyorum. Ceren'cim tükürükledim ama kardeşim. Pardon. Şey var orada aslında kaldırma şeyi. Ha öyle mi? Vay ben şampanyayı hep başkasının açmasına alışığımdır çünkü. Açalım mı diyorsun yani? Yapalım mı? Aa tabii ki içeceğim ben çok net. Tarihte içmediğime inanılmaz pişmanım. Evet arkadaşlar bu değerli anı bunu kim için patlatıyorum biliyor musunuz? Günde 92 kere mesaj atıp Ceren Moray ablamız, Zeynep abla, Ceren Moray, Zeynep, dur Ceren Moray diyen bakın şimdi benden size bir yanıt bu. Nasıl açıyoruz hakikaten kaçtın lütfen sen. Zeynep ablacığım devam et. Zeynep ablacığım, Ceren Moray, Demet Evgar, Ceren Moray. İkisini birlikte al. Kaçır al, gözün kapalı al. Oh! Oha çok iyi açtı hakikaten. Ay bir de bir korktum. Kapı da açıldı aynı anda. Goncacığım hoş geldin. Goncacığım sana bir şey söyleyeyim mi? Kaynanan değil ama kayınpederi seviyormuş lan. Şampanyayla. Haydi bakalım. Sağlığınıza. Sağlığınıza efendim. Kemal Zeynep ablacığım. Arkadaşlar gagalı hepimiz Cambly'den herkese merhabalar bu haftada. İnanılmaz bir Cambly Eyyur yapacağımız yepyeni bir bölüm sizleri bekliyor devamında. Yani zaten Cambly'ye doyduk. Bu bölüm doyduk. İnsanlara kurslar hediye ettik. 10'ar dakikalık, yarım saatlik verdik. Cambly'mizin, İngilizcemizin önemini anlattık. Neden? Çünkü internasyonel bir konu kaldık. Şimdi Cambly'yi şöyle bir hatırlayalım. Hafızalarımızı tazeleyelim. Yani ya bu Cambly diyenler olduysa eğer ki Cambly bir İngilizce aplikasyonu. Aplikasyon değil tabi, aplikasyon. Bakın ben nasıl kendi kendimi düzeltiyorum. Bunlar hep Cambly. Aplikasyonu ne yapıyorsunuz? Bu aplikasyonu her şeyden önce bir indiriyorsunuz zaten. İndirdikten sonra ne yapıyoruz? Şu app'in içinde şöyle bir gezinmeye başlıyoruz. Kafamıza göre, tipimize göre, işte yaş aralığına göre, sohbet ettiğimiz adamın, kadının falanına göre, filanına göre bir karar veriyoruz.
O insana tıklıyoruz. Online olan o insana. Yeşil bir fittoş var orada. Ona es geçmeyin. O online demek dünyada her yerde olduğu gibi. Ona basıyorsunuz online olana. Tak karşınıza çıkıveriyor bir anda. Çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz? Başlıyorsunuz konuşmaya. Aklınıza ne gelirse saçmalayın, atın, kendi derdinizi anlatın, psikoloğunuzun yerine koyun onları. Ben deyin şöyle bir dert yaşadım bu hafta deyin, vay bu benim başıma gelir miydi deyin, ay ben ne yapacağım deyin, karşılıksız bir aşkın peşindeyim deyin, işte yükselmek istiyorum deyin ama deyin yan masadaki adam bana çelme takıyor deyin, vay ben niye zam alamıyorum, benim bilinçaltım, annemle aram kötü, şudur budur derken dökün ya içinizi. Üstelik İngilizce yapın bunu, size ne faydaları olacak ya. Yarın öbür gün tık Edirne sınırının dışına çıkarsınız. İndiğiniz anda konuşma, ha ha, hu hu, flört derken, arkadaşlık, vay kanka şerefe, o bira senin mi, hesap kaça filan derken bir bakmışsınız siz oranın yerlisi oluvermişsiniz. Bunlar hep Kembili. Arkadaşlar geldi çattı, favori karakterim Simon'la yaptığım ve asla da utanmadığım, her hafta izlemekten bıkmadığım, ibret olsun diye Simon'la telefon görüşme. Bir bakalım ben Simon'ı nasıl bulmuşum, siz kendi hocalarınızı hangi yolla bulacaksınız? Bu da size bir guide olsun. Guide ne demek? Bravo. Guide ne demek arkadaşlar? Rehber. Ben şimdi tabii çok fazla İngilizce düşünmeye alıştığım için artık Türkçe kelimeler asla aklıma gelmiyor. Guide olur. Size şimdi izleyeceğiniz video bir guide olur. Bir izleyin bakalım. Good morning or good afternoon. Yeah, good afternoon, Simon. How are you? This is Zeynep from Istanbul. Zeynep, nice to meet you. Nice to meet you too. Actually, I'm promoting this Cambly app for my YouTube channel. And nice to meet you very much. Thank you. did you say goodbye? Or? Yeah, goodbye. Yeah, that's all. Okay. Bye bye. Şifremiz bu hafta İngilizce ölçer. Siz İngilizce ölçeri yazdıktan sonra o size 10 dakikalık bir deneme paketi kazandırıyor. O paketle bir bakın bakalım kafanıza göre. Sonra benim dediklerimi de bir düşünün, üstüne yatın bir gece. Ertesi günü tekrardan devam edin, yolunuza bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Ceren Moray'ımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şampanyalarımızı emcürdük. Peki kardeşim, inanılmaz bir yoğunluk. Hmm. Ama bu aralar biraz daha iyisin ki buraya geldin. Evet bu arada. Ama mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi Demet'in hikayesiyle olan kadın karakterle senin aranda böyle bir ay gönüllerimiz doğru çizdi değil mi bilek, ne kadar güzel bir dizi ya diye bize dedirten bütün faktörlerin olduğu bir durum vardı. Gururumuz olağanüstü. Evet, çok iyi. Öyle. Nasıl hissettirdin bu sana? Bir de mesela hani dekor 24 saat aslında, yani 24 saat değil tabii de karşı, yani gene 18 saat. Tabii canım, günün sonunda evden çıkıyorsun. Evet, bir hapishane dekorundasın bir de ve yani etrafında da işte türlü türlü bir kadın cenneti gibi de bir ekip. Kesinlikle. Nasıl öyle geçiyor mesela, sette neler oluyor? Ya biz hepimiz müthiş bir tecrübe yaşıyoruz, yani acayip bir deneyim yaşıyoruz. Ben geçenlerde fark ettim onu. Niko dedi ki bana, farkındasın değil mi ne yaptığını dedi. Her gün evden çıkıyorsun ve cezaevine gidiyorsun. Akşam evine geliyorsun yani. Baktığın zaman her gün cezaevine gidiyorsun. Abi çok saçma bir şey ya. Bir de mesela dekorun içi falan nasıl, bayağı o hissi veriyor musun? Ben seni çağıracağım bu arada. Ay ne olur. Ay geleyim hakikaten, Merve'yi de görürüm. Evet. Merve'cim benim canım aşkım ya, selam olsun. Aynen. Bayağı gerçekçi yaptılar dekoru da. Ne diyorsun ya? Tabii yani model olarak Kuzey Avrupa'dan bir model aldılar. O da böyle geriyor insanı yani. Ay çok sinir bozucu ya. Onun dışında kadın egemen bir set. Ay inanılmaz yani. Hakikaten evet, ya. Evet, o çok keyifli. Atıyorum benim setim bitiyor, eve gideceğim. İşte iki oyuncu arkadaşımın sahnesi var, iki tane. Yani kalın yatsın sahnenize bakayım falan diye eve gitmiyorduk. Saçmalama. Tabii böyle şeyler yaşıyorduk. Peki kardeşim, şimdi sen Niko deyince aklıma geldi. Niko dedim bayağı tamam olarak bir yabancı damat klişesi ha. Evet. İnanılmaz, Yunanistan'dan mı? Yok, Fransa. Vay. Nikola aslında adı da. Nikola. Ay Nikola desene ya. Niko ne oğlum? Niko diyoruz. Hani böyle sanki şeyden, bahçeli evlerden kapı komşu gibi. Olur ya, gayrimüslimdir hani böyle. Niko! Falan böyle. Da, Nikola ya. Peki eniştenin mesleğinin tuhaflığı? İlginç bir mesleği var. Söylemek ister misin yani, kardeşim? Paylaşmak ister misin de takipçilerimle? Onlar da bilgilensinler bu üst düzey nişlikle ilgili. Efendim, eşim konyak degüstatörüydü. Degüstatör. Degüstatör. Evet. Fransızca gelen bir kelimedir hayatım. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ne demek? Bilmiyorum ben de. Saçmalama şu an. Degüstatör, beraber bulalım. Yani dağıtımcıyla. Dağıtımcıyla tadımcı. Üretici arası bir şey. Arasındaki şeyi kuruyor. İşte gidiyor bir yerde üzümlere bakıyor. Kanka diyor, burada çok iyi üzümler var diyor. Gel diyor, bunu alalım biz diyor falan diyor. Ondan alıyorlar. İşte diyor ki şunu şuradan şöyle satalım diyor. Japonya bilmem ne falan filan diyor. Arkadaşlar mesleğe bakın. Habire evet. Sarhoşluk evde. Terzi kendi söküğü meselesi şey. Ama öyle, evde şişelerce falan vardı. Hiç öyle değil çünkü bitiriyorum. Konyak sever misin? Ne olsa?
Hayır işte Türkiye'ye yerleştikten sonra konyak olmadığı için Türkiye'de çok hani şaraba. Ham maddesi üzüm şaraba böyle. Şaraba döndünüz. Evde delice şarap. Evet. Ay şaraptan ne anlıyordur hakikaten. Onun yanında artistik yapmak mı kanka? Dolucu on numara. Ne alakalı? Bir de şey kanka dolucuda çalışıyor. Saçmalama. Çok iyi benim bildiğim yegane markada çalışıyor. Dolucuda. Çok iyi. Bu reklam da bizden ya. Bugün var ya atıyorum. Vallahi gönlümden bütün firmalara kopuyorum. Artık geldi çattı soru setimize. Derken haftanın filmi ne? Haftanın filmi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Emre Yeksan'ımızın yani bizim ekibimizde herkesin gönlünde bambaşka yerlere sahip Emre hocamızın. Bu sefer ciddi bir hocam ama sevdiğimiz bir hoca harbiden. Emre hocamızın yuva filmi. Bir fragmanı izleyelim sonra dönüşte Ceren'ciğimiz çünkü biliyorsunuz çok meraklıdır. Türkiye sineması, Avrupa sineması filan festivallerden çıkmaya karşı evet. Senle hakikaten ya herkes gurur duysun. Fragman üzerine ayrıca konuşacağız. Konuşacağız. Arkadaşlar nasıl buldunuz fragmanı? Ben vallahi yorsuz bayağı beğendim. Çok iyi görünüyor ya, çok bayağı iyi. İnanılmaz. Zaten İstanbul Film Festivali'nde de 3 tane ödül aldı film. En iyi erkek oyuncu, görüntü yönetimi haliyle gördüğünüz gibi en iyi erkek oyuncu Kutay Sandıkçı ve de jüri özel ödülünü almıştı ulusal yarışmada. Politik göndermeleri bol. Yani Emre Yeksan sinemasının daha önce Körfez'de de olduğu gibi burada da yine böyle gerçekten taş taş üstüne koyarak resmen kendi sinemasını inşa etmeye devam ediyor gibi. Ve böyle bir dönemde, kardeşim değil mi, sansürün böyle şu tabii aktığı tabii. Bir dönemde bu tip göndermelerle, bu alt metinlerle yine de bir politik film yapabilmek yani olağanüstü. Kesinlikle herhalde. Öyle. Beraber gidelim kardeşim Kadıköy sinemamızda. Hadi vallahi Kadıköy aynen tamam gidelim. Burada gösterim tamam. Yapacaklar tamam. Gidelim beraber. Tamam güzel. Bu sözde aldıktan sonra artık eşek değilseniz ona bilet alıp Ceren Moray ablanızı Kadıköy sinemasında selfie'yle emcürürsünüz. Benim sinemasına da gelsinler. Şu Utku'nun çirkin şu anın büyüsünü nasıl bozdu gördünüz mü? Oradan Beyoğlu sinemasına da geldi. Ay gelsinler. Kıraathanede her bölüm reklamını yaptığımız yetmiyor gibi. Neyse evet devam ediyorum. Soru seti. Ay sonunda hadi şu soru seti var mı? Soru seti ya yaşasın. Karşım beni de şimdi aydın çeşitleyeceğiz. Ceren'imiz şimdi ilk soruyla başlıyorum. Bakalım. Okulda popüler miydin ezik miydin? Valla aslında... Hangi okuldaydın sen? Yeşilköy 50. yıl. Kıps. Ay şuna bakın ya yemin ederim. Yeşilköy serserileri ekleşiyor. Zamanında vardı öyle bir ekip abi. Yeşilköy böyle mafyalar. Abi bıçaklar falan ben aynen öyle. Süpürgeyle adam kovalamıştım yani. Ne diyorsun lan? Ay avlu izriyılmış ya resmen. Ama çok çıldırtmışlardı beni yani. Çünkü ben loser olmayı tercih etmiştim. Bu da yani loser'dan... Onu sen tercih edemezsin. Uydurma ikinci yalanın. Kanka, sen öyle mesela, bir kadın değilsin. Hakikaten değil. Şöyle bir tiptim yani. Domez böyle teneffüslere çıkmayan işte Nintendo'sunu oynayan. Aa ne diyorsun şeyin ya? Yapan falan. Bu da böyle ilginç bir şekilde popüler yapmıştı beni. Bir sürü güzel. Çıkışa gel deyip en son buraya gelip elimde süpürgeyle. Çok iyi kardeşim. Çıkışa gelmeyi lapsın kulaklarına koymuşsun. Evet. Çok iyi. Bir fanının senin için yaptığı en saçma şey. Nikon'un kafasını kesip demeti koyuyorlar mesela. Ama bu çok tatlışmış ya. Tatlı. Niyeyse sevdim bunu. Çok tatlı. İyi. Evet evet bunu yapıyorlar Nikon'un ama... Nikon'un kafasını kesmeleri olağanüstü burada. Bir noktada artık çok radikal bir yere doğru gidiyor. Mesela atıyorum seninle bir fotoğraf koyuyorum falan. Ne kadar tatlı bir kız, güzel bir kız. Neresi tatlı onun, Demet daha tatlı falan diye. Çocuklar ben biraz evet, korkmaya evet. Başladım. Bu arada yani ben straight bir kadınım ya. Hiç, orada benden tehlike gelmez her türlü. Kardon benim. Peki sen en çok kime gülüyorsun Ceren'imiz? Babama çok gülüyorum. Aa nasıl bir adam ki ya? İnsan babasına niye gülüyor lan? Çok komik bir adam. Aa yani kim komik. Necip peki nasıl bir tip? Nikon'un annesiyle babası beni istemeye geleceklerdi. Bunlar da böyle çok heveslendiler. İngilizce ve Fransızca kursu olmak üzere annem Fransızca'ya, babam İngilizce'ye gitti. Ve 3 ay boyunca kurs gördüler. Fakat gel gör ki Max şeyi öğrenmiş babam. My name is Celal, I'm 57 years old and I'm a bankerman. Olağanüstü. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok mu hayatta? Fakat tabii ki yani aileler tanışıyor ve zaten bunlar already biliniyor işte. Ay kıyamisu ya. Ve böyle 2 saat yemek yedik, ettik artık kafalar, rakılar bitmiş falan tanışma. Kimse bu adamın ne yaşını soruyor, ne adını soruyor yani. Bu bilgiler elinde kaldı. Celal değil mi? İç, Celal abi. İçip en son 2,5 saatin sonunda masaya vurup. My name is Celal. I'm 57 years old and I'm a bankerman. Arkadaşlar şova bakın. Yemin ederim Tony Erdman gibi bir adam çıktı babası. Abi Nikon'un babasını taciz edip sürekli Sartre, Chopin falan diyor böyle anlamsız Fransızlar. İnanma bütün bildiğin şeyleri. Edith Piaf. Ay bak masa duruyor. Devrim. Bu şekilde. Şöyle yapıyor mesela duruyor.
konuşuyorlar falan. Jean-Paul Sartre diyor. Artık orada aldığını alacak. Vay Celal abi. Celal abiye benden 2 günlük Kembili. Vallahi verdim. Buradan Kembili'ye söylüyorum. Verdim abi. Kembili'se Celal abime 2 günlük full emcürecek. Karşı seni korkutan uyutmayan bir film. Uyutmamak değil de yani böyle ağzıma sıçmıştı. Aa, hani hala müthiş. Da ay, devamını çok daha yaşıyorum yani. Kuşlardan acayip korkuyorum. %100 hakikaten gibi. Evet ya, bayağı aslında düşününce yani dünyanın zararsız yaratıklarıyla ilgili bilinçaltımızı kirletip gitmiş evet, bu evet, kusta. Bayağı ağzıma sıçmış yani. Hasan sen bu bölümü izlemiyor musun bayağı abi? Kulak Hasan. Bak inanılmaz gerçekten çok ayıp ya. Çok ayıp. Tamam Bilmeli peki. Bilmeli'yi unutturacaktım ama. İşte kardeşim buradaki eksiği ne olur? Saç. Kuaförde gördüm Nilperi'yi geçen. Bize konuş. Aynı kuaförü mü diyorsun? Hasan aynı kuaförü mü? Ay keşke Nilperi'nin kuaförü Hasan sen olsaydın değil mi? Sıfır. Sıfır. Hangi kuaförü diyorsun? Karşım onunla reklamını yapıyorum. Bugün öküz gibi reklam yapacağım. Söyle. Bebek Yıldırım. Değil. Ay Önder'i çok severim. Önder'i hakikaten yaparız. Ay, sessiz konuşma. Konuş. Atarız ya. Sessiz konuşma. Kartı koşma bir daha. Şu. Ay çocuklar. Bir saniye. Kanka. Aa, öpüşmüyoruz merak etme. Hakan bir şey ya. Hakan Köse. Hakan Köse. Ay Berbo'da bir kuaför yapmıyorum. Vazgeçtim. Saçmalamayın sen. Şey iyi oğlum ya. Röflesi, röflesi yani. Ay benim her şeyim bilmem. Röflesi. Çünkü yıllarca sarışındım ben. Çalışı sarışın yapan insan yani. Ay çalışı gibi de sarışın yapmak bir meseledir hakikaten yani. Afrika doğumluya 2 gün kala olan Çağla Şikeli, bir Trabzonsporlu yattara çeviren Hakan Köse'ye selam olsun. Ay öleceğim. Hop sinirlerim çok bozuldu. Gerçekten böyle bir hay anım hiç olmamıştı şu programda. Kanka kustum mu üstüne ya? Ay şampanya dökmüşüm. Bu kadar değerliymişler. Gerçekten burayı veremeyim. Of sinirlerim bozuldu. Ne yapacağız burayı bilmiyorum. Bir tarihsel karakterle yemek yesen kimle yemek yemek isterdin? Realimizde olan. Ay Marx filan. Ay Marx mı? Kanka sorulacak. Hasan şey senden. Beraber hadi. Üçünüzü yersiniz. Nilperi gelmez ona yalnız. Hoşuma ümitlenme Marx'la yemeğe. Kanka sorulacak çok şey var ya. Bir ödül töreni sunacak olsan. Özgür de bir ülkedeyiz. Gene hani böyle bir televizyon ödülleri, bir emimsi bir ortam. Eşin, dostun, sevdiğin, sevmediğin herkes orada. Ve sen sunucusun. Güzel de bir metin var elinde ama doğaçlamaya da müsait. Konukların arasından en çok kimle dalga geçerdin? Cem Yılmaz, evet. Cem Yılmaz sana helal olsun. Karşı kalbimi aldın ya. Yani, yemin ederim hani bu kadar da hak eden bir insan olamaz gerçekten. Evet. Peki bir adaya düşsen, 3 tane yemek hakkın var. Dönder dönder onları yiyeceksin. Adada da başka bir şey yok yani orada 2 otun peşine düşme. Ama adadaki olanaklardan da... Adada bir olanak yok. Kanka meyve falan... Hiç. 3 tane yemeğim var sadece. Yapma ya. Vallahi maalesef öyle kardeşim. Su falan peki? Su var hadi evet su var. Peynir. Güzel. Beyaz mı? Dil mi? Komte filan. Filan. Dil, dil, dil. Kardeşim yabancı normal dedik yemin ederim. Yani emperyalizme çökmüş bir kız bulduk burada. Bir de peynir sen de hala... Sıfır. Ne dedin? Karşım ne peynir dedim? Buruyoş mu? Ekmek lan o. Peynir kanka. Güzel, dil peynir. Olur dediğim dil gibi. Dil olur. Güzel olur. Dil gider. Makarna. Belki denizden bir şey bulursam onunla da böyle. Falan. Hadi deniz buldum diyelim. Ben sana verdim lan. Aynen karides var da hepsi var denizde. Kanka biri alamıyor muyuz? Kanka şimdi sana o zaman şöyle bir güzellik yapıyorum Ceren'im. Adada böyle. 3 tane de pleasure hakkı veriyorum sana. 3 yemek 3 pleasure. Bir kazan dibi. Aynen güzel. Kazandı bir sever misin lan? Çok sütlü tatlı çok severim. Çok iyi. Yapın yollayın setebe. Kız cezaevinde lan yapın yollayın. Roze kanka. Roze güzel. Roze gider hakikaten. Ben de rakı alırdım kesin. Çok verimli olamadım burada. İnşallah uzun süre hayatta kalırsın kardeşim. Senin için dileğim bu. Artık bana dürüstlük bekliyorum be. Bakalım. En kötü Sarhoş Hanım. İşler Güçler diye bir dizi çektik biz. Yes. Murat Cemcir'in başrolde oynadığı değil mi? Evet. Murat Cemcir'in başrolde oynadığı. Çok iyi. Sadi Celil Cengiz'in.
Ah, sadece Celil Cengiz'e buradan en güzel şeydi o işin. Sevgiler kardeşim. Hakikaten o işteki en güzel şeydi. Neyse sabah pilatese gittim, spor yaptım böyle, spor kıyafetlerimi giydim. Ayağımda böyle mor Nike'lar falan böyle. Sete gittim oradan. İşte akşamında da hani iş bitecek diye kıyafetlerimi de yanımda aldım. Topuklu ayakkabısı. Oradan akarız. Falan, oradan akarız diye. Aktık da nitekim fakat kıyafetlerimi değiştiremedim falan. İki tane de sabahın köründe kalkıp spor yapıp set yapıp gidince iki kadeyle ben Zoom. Şu an benim halim mi? Kanka bizim Sarplar, Apaklar falan vardı hatta. Magazin varmış kanka sen önce çık falan diye beni öne atıp. Oy de adi Nişantaşı'nda. Sonra işte neyse tabii gidiyorum. Bayağı sarhoşsun ama. Sarhoşum ben. Sen ben yere düştüm. Tek başına. Arkadaşım da var yanımda. Ha, güzel. Kameralar orada çeksen. Ay saçmalamayın ya. Ben fakat ay, topuklu ayakkabıları giydiğimi şu an sanıyorum. Ve şey dedim yani topuklu ayakkabıyla yürümeye alışkın değilim dedim. Değiştim şu ayakkabıları. O sırada Fox kamerası Nike'ın zoom mu yapıyor? Ayağına ne giydiğini bilmeyen oyuncu sarhoşluktan ayakta duramıyordu. Mor Nike'lar abi. En kötü date hanım Nikomuzdan önceki. Nikola ya. Hadi be. Çok iyi. Daha iyi. Biz Barcelona'da tanıştık. Nasıl tanıştınız? Gece kulübünde tanıştık. Saçmalama. Evet, evet. Ay, inanılmaz romantik lan. Ay anlatsana biraz hakikaten. Ama böyle yani gece kulübü olduğu için hani ıptı ıptı bir durumun içindesin ve çok konuşamıyorsun. Dans ettik falan. Ertesi gün date yapalım mı dedi. Ben de ölüyorum falan. Okey yapalım dedim. Saat işte 8 gibi beni otelimden aldı. Kol düğmeleri falan takmış yavrum. Ben böyle parmak arası terliklerle... Niko'ya bakın nasıl abartmış. Ay mükemmel bir romcom. Ve demin konuştuğumuz şey işte. Niko'cum o zaman Cambly yoktu. HBB'den ve CNBC altyazılarından öğrendiğim o berbo İngilizceyle. Çok iyi. Konuşmaya çalışıyorum senin falan. Senin şu anki İngilizcenin olağanüstülüğü peki? Olağanüstü değil ama hani çok iyi. Konuşarak... Saçma ama çok iyi. Duydum az önce. Çok iyi. Neyse abi biz çıktık. Barcelona'da bütün sokakları yürüyoruz ediyoruz. Aradan böyle 2,5 saat geçti falan. Sohbet ediyoruz. Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra en son şey dedi. Benim de dedi babam hani böyle bir şey falan. Ben falan diye anlamsız. Hasta babası ve hastanın adını vermiş abi. Ben de babam hala partiliyor gibi falan anlayıp böyle sonraki... Aman lan Lost in Translation'da zirve! Abi o 2,5 saatki o süre bayağı yalanmış yani ve sonrasında biz bunu bir konuşalım acaba. Ve sizin oradan evliliğe gelmeniz, ay Allah'ım şu hikayenin olağan sürüne bakın evet, ya. Evet. Darısı yanlış anlaşılmalarla başlayan bütün aşkların başına diyelim. Aa kardeşim. Aynen kardeşim ve devam edelim. Ay Celebrity Crush'ım. Eskiden Robert Downey Jr.'dı. Çok iyi. Şimdi de ay adını doğru söyleyebilecek miyim? Yakışır daha düşünce cerrinimize. Louis Garrel. Louis Garrel. Louis Garrel ya. Ay gerçekten. Allah'ın var mı? Yani Allah'ın var mı kardeşim hakikaten? Geçen şu muyuz? İdris Alba'ya yükseldik ya. Saçmalama. Anlamsız o, İdris Alba'ya yükseldik. Yani bence bayağı dünyadaki en yakışıklı erkek. Bence de. Değil mi? Kardeşim evet, çok net mi İdris Alba? Ne yapsa oluyor ya. Ne yapsa ve bont yapmıyorlar abi adamı. Kıraathanede konuşup bunlar da destekliyor. Adamı niçin bont yapmıyorlar abi? Hiçbir fikrim yok. Ay adı da İdris mesela. Yani dünyadaki yakışıklı ya, tek İdris mi? Dünyada yakışıklı olan tek İdris. Trabzonlar inşallah beni bacağımdan evet vurmaz diyerekten inanılmaz bir şekilde üst üste binen bir soruyla cenazende hangi şarkı çalınsın kardeşim? İdris Linç'inden sonra cenazende hangi şarkı çalınsın? Bütün arkadaşlarımı tanıdıklarımı birleştirecek bir şey bulmak lazım. Güzel. Sezen Aksu kutlama. Yok. Ay çok da severim. Dans ettirmeyeyim. Disco 2000 falk olur. Ay inanılmaz. O derece yani. Ay, kimse dans etmez. Boş yapma kardeşim. Öyle de bir neşe değil. Olamayız yani. Mümkün kanka değil. Bunu ne severdik Ceren'de falan diye. Hani. Kanka severdik de abi kapatın. Ay gibi ağlamışız abi. Ya? Kapatın abi. Bir saçmalamayın ya. Abi cenaze evindeyse. Filan gibi hani onu babam edebilir mesela ya. Arkadaşları seviyormuş ya filan diye. Ya Celil abi sen ya geçen her an benim favorim olmaya devam ediyorsun ya hakikaten. Ya şu kızın en çok sana güldüğü kadar varsın galiba. Müthiş. Nerede İstanbul mu yaşıyor? Evet Göztepe'de yaşıyor. Ay keşke o da gelseydi ya Celil abi. Keşke getirseydi kalkıydı. Hakikaten. Eğlenirdi burada. Ay bir gün kıraathaneye gelirsen Celil abiyle. Abi bugün dedim ki ne yapıyorsun baba dedim ne yapayım klasik kızım düz. Mükemmel. Peki ne yapıyor gerçekten? Ne yapıyor oğlum? 3 dakika sustuk. En son dedi ki vallahi dedi bir şey bulamadım sana konuşacak. Neyse anneni veriyorum dedi. Böyle de bir adam yani. Defalarca izlediğim bir film ya da dizi. It's Always Sunny in Philadelphia'yı şey yapıyorum. Allah. Seviyorum. Ay mükemmel bir tekrar dizi hakikaten. Gerçekten. Yavaş söyle de anlasınlar. It's Always Sunny in Philadelphia. Şu.
Aynen. Philadelphia'da her zaman güneşli havalar demek. İşte, bravo kardeşim. Ya ya. Türkçe'ye de çevirdim. Kendimi bendeki etkilerimi görüyor musun arkadaşlar? Ya ben film çevirileri falan yapmaya başlıyorum. Kendi programı olmadı mı bu ya? Resmen. Yarısında çıktığım bir film var mı? Dadan dan dadan. Dürüstlük. Yani aslında filmin niteliği şusu busu vesaire değil de o sırada o mutlu olmamakla ilgili ya. Yani en azından benim için öyle filmlerden çıkmak. Yani ha, çünkü okay. Sonuna kadar izlemeyi tercih ediyorum. Ne kadar boktan olursa olsun yani. Evet ama duygusu iyi hissettirmiyorsa. Ama geçenlerde şeyden çıktım. Green Book'tan çıktım yani. Aa. Tek boş günüm vardı. Alternatifim havuza gitmekti. Lan şimdi çekemeyeceğim daha önce 50 kere yaptınız diye başlayan o. Çok iyi. Ay arkadaşlar bu kızı daha nasıl sevmeyelim ya. Bakın yani kutsallara motorlu tüfekle giriyor. Motorlu mu? Antimilitaristliği yemin ederim şey gibi ya. Ya yiyeceğim Zeynep. Kardeşim hadi inşallah. İnşallah izleyenler de öyle düşünüyor. 90'lar Türkçe pop şarkın. İki soruyu ben ezberledim. Yalla. 90'lar Türkçe favori Türkçe pop şarkı ne söyleyeceksin? Kendisinin de kulaklarını çınlattık. Yeşil ya. Salkımımızın. Onda. Ben yoldan gönüllü çıktım. Mecburum bana ben. Öyle miydi? Kaç yıl. Evet. Peki 90'lar Türkçe pop Yeşil Salkım dedikten sonra Allah geldi. Of. Yani vallahi en merak ettiğim sorulardan biri. Gecenin bir yarısı. Hiç görülme tehliken de yok, bir şey yok. Bala götü eline bir sprey boya geçti. Güzel boşta bir duvar buldun. Ha duvar yazısı soruyor. Evet. Biliyorum. Aynen. Hatlıyız kazanacağız yazardım galiba. Allah kahretsin. Yani. Evet ya. Şu finalde yani. Düştüğümüz sessizliğe evet, bak. Evet. Bu. Evet. İnanılmaz. Yani solculuk 101 ya. Allah kahretsin. Yemin ederim örgüte yeni giren elemanlara şey diyorlar. Başım ne yapıyoruz? Hakkımız kazanacak. Tam bir not today kadar bariz evet bir son. Ya. Çok iyi kardeşim umarım. Bu arada şaka da yapmayayım. Gerçekten umarım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldi çattı. Ceren hakkında yani herhalde yani oha kim bu kıza yani, yani gömer. Kim lan bu hadsizler dediğimiz. Ve şimdi onları bizim gömeceğimiz harekiri bölümüne. Laptop nerede lan? Geçen gün alışveriş merkezinde gördüm. Aşırı zayıflıktan kafası Arda Turan'ın kafası gibi kocaman kalmış. Kafam genel olarak zaten büyük. Televizyonda o kadar fark edilmiyordu. Güzelliği ise olsa Afrika'da 10 kişilik bir kabilenin konuştuğu yok olmaya yüz tutmuş bir dille destan olur o kadar gibi bir tanlama. Okey zayıf diyor yani kısaca. Zayıf diyor. Bir de teni de hafif bir deme takalımsı diyor. Kavak yerlerindeki orta karar kilolu. Niye bu kadar kiloma? Bence kaç ideal haliyle işler güçlerdeki hali arasında bayağı bir fark olan hatun kişi. İşler güçler başladığından beri ne yaptın kızım sen kendine diyorum kendisinin her sahnesinde. Kime uydun da bu suratını iskeletora çevirdin ey moral? Bu kaç Sadi Celil Cengiz'imizin başrolde oynadığı işler güçler dizisinde sen ne oynadın ki bunlar bu kadar kudurdu? Orada da işte 39 kilolu hallerim. Bir de öyle mi? Kara saç kanka. Oy evet iyice zayıf gösteriyor tabii ki. Ama şu an fıstık gibi. Herkes metin olsun. Tutku reklamında çok fazla itici olmuş olan oyuncu. Merci. Ama işte karşısın parayı emcürmeyi bildi. Sen orada yorum yazıyorsun. İşte hayatlar. Twitter'da önce beni takibe alan sonra bloklayan kişi. Sanatçı dediğin eleştirileri açık olmadı. Beni bloklamak demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Karşısın bu biraz haklı. Beni de bloklamıştın çünkü ilk tanıştığımızda. Orada haklıydım. Aynen öyle ama karşısın blok yakışmadı. Hakikaten yakışmadı. Zeynep'i bloklamadım. Zeynep'le kavga ettim. Aynen öyle. Arkadaşlar neler oldu? Onlar hep bak fan olun biraz da. Biraz da takip edin bunları. Ortaya çıkarım. Ortaya çıkarım benim ah. Esmer insanların sarışın olma sevdası. Belki rol gereği zorunda kalmıştır ama hakikaten kötü. Ne zorunda mıydın? Aynı şey için de kendini çürütmüşsün arkadaşlar. Aynen zorunda mıydın peki? Tabii rol için yani. Sınıf atlamaya çalışıyordum. Sınıf atlamaya çalışıp sarışın olmak. Ay ben de sarışınım biliyor musun o zaman? Ah o günah yılları. Sarışın mıydın? Bayağı. Platina? De ölümüne. 15 yıl. An itibariyle Fox'a gösterilen dizide kendisinden tiksindirmiştir. Kendisinin suçu yok. O senaryoyu ve karakteri yaratanların suçu ama direkt olarak kendisinden tiksiniyor insan. Bravo. Ceren bir şey soracağım. Gerçekten inanılmaz ağır dramlardı değil mi ikisi de? Işte, delilikti yani değil mi? Abi Yeşim'le oynadığımız dizi işte bir hafta boyunca ben ölüm pornosu çektim. Annesini kaybediyor oynadığım karakter. 7/24. Hafta sonu Paris'te Nicole'le buluştuk. O da jetlag Amerika'dan gelmişti. Bir gün böyle durduk. İkinci ay ne gün dedi ki ya? Ya sen benden sıkıldın herhalde dedi. Ben bir başladım. Benim annem öldü diye. Anlamsız. Abi 7/24 annem öldü diye. Tam bir histerik kadın o hiç. Nicole nereye düştük abi? Ben şarap tadıyordum ya. Korkun. Kötü kaşlarım demiş. Evet. Yani. Kaşlarım? Çıkmıyor abi çıkmıyor kaşım çıkmıyor. Var şu an. Boya yarısı. Ha öyle mi? Bakayım. Oha ciddi de gerçek lan. Yakından bakmasan anlamazsın. Evet evet. Çok iyi. Ay ben de mi yaptım? Bir kere aldım kanka hayatta küstü bir daha çıkmadı. Benim de biliyor musun? Ne paralar harcadım çıksın ha, öyle mi? Diye. Yok çıkmıyor.
Evet arkadaşlar, yani gülmekten ter içinde kaldığımız, evet, şampanyalar içtiğimiz, sinir krizleri geçirdiğimiz, yani artık daha ne olsun ya, biz daha size ne yapalım? Ceren Moray, Ceren Moray dediniz, beklediniz ve hepimiz de muradımıza erdik hakikaten. Çok şükür. Senin karşıma aylardır çağırdığımız kadar var mıymış? Evet, çok eğlendim. Değil mi ya? Her hafta gelirim diyor musun? Gelirim. Ulan helal olsun be. Her hafta Ceren Moray, bundan sonra Ceren Moray'la kısa görüşmeleri kapatıyoruz. Kardeşim hakikaten kıraathaneye de yani çok belli ki gelecek gibi bu kız. İnşallah görüşürüz diye. İnşallah. Bay bay.